Hasaten de ilimizden 3 sporcumuz. İkisi atıcılıkta, biri trap, biri de havalı tabanca olmak üzere. Bir de güreş branşında Kahramanmaraş'ta 3 sporcumuz. Hem ilimizi hem ülkemizi temsil etmek adına olimpiyatlara katıldı. Aynı zamanda da bizim paralimpik branşında da 2 sporcumuz ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Yüzme ve golbolda. Tabii bu bizleri gururlandırıyor. Malumunuz 6 Şubat depremleri memleketimize çok ciddi kayıplar verdi, hasarlar verdi. Hem psikolojik, sosyolojik etkilerin yanında da maddi kayıplar oldu. Sevenlerini kaybedenler oldu. Bu sporcularımız için de geçerli. Onlara emek harcayan antrenörleri de herkes için geçerli bir durumdu. Böyle bir ortamda biz sporcularımız hedeflerinden sapmadan çalışmalarına devam ettiler. Bu çok güzel bir şey. Hedeften kopmamak önemli. Ki bu da işte gençlerin, sporcularımızın olimpiyatlara gitme başarısını göstermeleri de bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Biz ilimizde yaklaşık 100 binin üzerindeki lisanslı sporcumuz, kız ve erkek olmak üzere de 7 bin üzerindeki aktif spor yapan lisanslı sporcularımızla gençlere hizmet ediyoruz. Biz bu özellikle şu 1,5 yıllık geçen süre zarfında da depremden sonraki yaz dönemiyle başlayan spor okullarımızı aktifleştirip işte hafif hasarlı binalarımızı, salonlarımızı hızla tadilatını yaptıktan sonra gençlerimizi spor salonlarına, havuzlarımıza, sahalarımıza almaya başladık. Ve bu gençlerimizin spordan kopmamalarını sağladı.